Evet, yurt içi sigorta gündemiyle başlayalım. Geçen hafta hangi başlıkları ele aldık yurt içi tarafta? Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin açıklamaları dikkat çekti. Bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların tasarruflarını artırarak geleceklerini garanti altına almalarını sağlıyor dedi. Besin önemine aslında vurgu yaptı. Ve burada detaylara baktığımızda orta vadede kayda değer bir reel getiri imkanı sunan bireysel emeklilik sisteminin bundan sonra daha da tasarrufların artmasını destekleyeceğini söyledi. Önümüzdeki dönemde Bakan Nebati sistemde yeni düzenlemeler ve teşvikleri de hayata geçirerek aslında ülke olarak birikimleri daha da yüksek seviyelere taşıyacağız dedi. Oldukça aslında önemliydi. Yine Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli'nin de bu konuya ilişkin açıklamaları vardı. Geçtiğimiz 5-10 yıllık dönemlere dönüp baktığımızda analizlerimizde BES'in devlet katkısının da desteğiyle enflasyonun üzerindeki burası aslında oldukça önemli şu an. Çünkü herkes reel getiri arayışında biliyorsunuz. Atilla Benli de buna dikkat çekti. Son 5-10 yılda enflasyon üzerinde getiri sağlıyor. BES katılımcılarına, vatandaşlarımız da tasarruflarında bireysel emeklilik sistemini merkeze aldı dedi. Ve rakamları da hatırlayalım. EGM'nin Emeklilik Gözetim Merkezi'nin son rakamları acaba bize ne söylüyor diye. Orada da 20 Ekim itibariyle katılımcı sayısı 7.687.000 oldu. Toplam fon büyüklüğü de 336.4 milyar TL seviyesine gelmiş. Bunu da aktarmış olalım ve devam edelim buradan diğer başlıklara. SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu'nun açıklamaları var. Çözüm odaklı çalışarak ortak akılla ilerlemeye devam edeceğiz dedi SEDDK Başkanı. 3. yıllarını biliyorsunuz kutluyorlar. Geçmişten aldığımız güçlü deneyim ve bilgi birikimini yeni kimliğimize birleştirerek sektörümüzün gelişimi ve büyümesi adına paydaşlarımızla birlikte hızlı, koordineli ve çözüm odaklı çalışarak ortak akılla ilerlemeye devam edeceğiz dedi Eroğlu yaptığı açıklamalarda. Yine bir diğer başlıkta Türkiye Sigorta Enstitüsü Vakfı'ndan, o da pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra 300'e yakın davetlinin katılımıyla Temel Sigortacılık Eğitim Programı'nın 39. mezuniyet törenini gerçekleştirdiler ve Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli de bu programa katıldı geçtiğimiz hafta. Sektördeki eğitim çalışmalarına Atilla Benli vurguda bulundu. Yeni bilgiler edinmiyoruz aslında, aynı zamanda bunları da paylaşmaya çalışıyoruz dedi. Dolayısıyla aslında sadece uzmanlık kazanmakla değil, ülkemize değer katmanın yollarını da keşfediyoruz dedi. Yurt içinde öne çıkan başlıklar böyleydi. Şimdi geçelim buradan hemen kasko tarafına. Oradaki rakamlar bize ne söylüyor? Şimdi bu hafta aslında biraz yurt dışında sigorta sektöründe büyüklükler nereye geldi? Bunu size aktarmak istedik biraz daha detaylı olarak. 2 başlık ele alacağız bu hafta. Diğer başlığımızda kaskodaki son geldiğimiz rakamlar. Bunu daha sonra verelim. Önce diğer grafiği verelim. Bir genel rakamlar üzerinden gidelim. Şimdi motorlu kara taşıtlarında kasko prim üretim rakamına baktığımızda bu yılın ilk 8 ayında, yani Eylül ayına kadar olan geçen süre zarfında, yani Ağustos'a kadar olan süre zarfında 22.6 milyar TL'ye ulaşılmış. Ve bu rakam 2022'deki toplam paydan alınan rakam %21 seviyesinde. Yani 22.6 milyarlık büyüklük aslında sigorta sektörünün toplamdaki payın %21'ine işaret ediyor. Peki geçen sene neredeymiş bu diye baktığımızda orada da toplamdaki pay %16'daymış. Dolayısıyla pastadan daha fazla pay alıyor aslında kasko tarafında. Motorlu kara taşıtlarının kasko prim üretim rakamları, toplam prim üretimi sigorta sektöründeki pazarda. Rakamlarla da üzerinden geçelim. Şimdi bu yıl 22.7 milyar neredeyse dedik. 22 milyar 699 milyon dedik. Geçen sene baktığımızda ise bu rakam 8 milyon 292 bin seviyesindeymiş. Dolayısıyla aslında geçen senenin çok daha üzerinde, yani neredeyse burada 3 katına kadar çıktığını görüyoruz. Ama alınan pay tabii genel olarak sektördeki zaten tüm prim üretim rakamları büyüdü. O yüzden bizim için pay daha önemli. Orada %16'dan %21'lere gelmiş. Reel değişimde %51.9 olmuş. Peki dağılımda neler var? Ana başlıklar, rakamlar böyle ama gelin bir de dağılım tarafına bakalım. O tarafta özellikle sıralamaya bakacak olursak ilk sütunda araç teminat, yani adet gösteriliyor. İkinci sütunda da prim üretimi gösteriliyor. Şimdi ilk sırada tabii ki otomobil tarafı olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 3 milyon 689 bin adet orada otomobil var. Dönüp baktığımızda ne kadar prim üretiliyor diye 15.6 milyon TL'lik bir prim üretimi rakamından bahsedebiliyoruz. İkinci sırada ise yine kamyonet tarafını göreceksiniz. Bu sıralama içerisinde kaskodan en fazla adet olarak temin edilen 830.596 kamyonet var. Otomobilden sonra ikinci sırada geliyor ve üçüncü sırada da traktör tarafı var kaskonun dağılımında da. Orada da araç teminatı 165.164 aracın aslında teminat kapsamı altına aldığına, yani kasko yapıldığını söyleyebiliriz bu tarafta. Kasko tarafındaki kümüle rakamlar ve alt detaylardaki sıralama tablodaki gibiydi. Şimdi geçelim buradan yurt dışı taraftaki gündeme. Orada neler öne çıkıyor? Şimdi yurt dışı sigorta gündeminde küresel sağlık yardımı maliyetlerinde öngörülen artışların 15 yılın en yüksek seviyesine çıkması bekleniyormuş. Öncelikle bunu aktaralım. Oldukça önemli bir başlık. Yine R'den açıklamalar var. Deniliyor ki dünya genelinde ekonomik kayıplar şimdiden 27 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bununla beraber Allianz Trade'den Aylin Somersan'ın CEO'sunun şirketin CEO'su ve yönetim kurulu başkanı olarak göreve adım atacağını duyurdular. Zaten artık son dönemde teknolojiden sorumlu, operasyondan sorumlu yöneticiler yeni CEO'lar oluyor. Sigorta sektöründe de bu aslında gündem var son dönemde diyebiliriz. Şimdi geçelim buradan genel olarak global rakamlar nereye ulaştı? Şimdi yurt içi taraftaki büyüme rakamları acaba yurt dışı tarafta ne kadar hissediyor? Yani küresel sigorta sektöründe hangi rakamlar öne çıkmış? O taraftan küresel penetrasyon oranıyla başlayalım. Bu sene 2022 en son Eylül rakamlarıyla bu aslında listeyi biz hazırladık size. Penetrasyon oranı %7.3 seviyesine gelmiş. Geçtiğimiz senelerde bu rakam %5 seviyelerdeydi. Dolayısıyla 2021 ile kıyaslandığında aslında penetrasyonun %7.3 seviyesine yükseldiğini söyleyebiliriz. Piyasa değerine göre ise dünyadaki en büyük sigorta şirketi United Health olmuş ve bu sıralama işte içinde Aksa'dan Allianz'a kadar birçok global, Türkiye'de de olan oyuncunun olduğu bir liste var, sıralama var. Market cap, yani piyasa değerine göre sıralanıyor. Buna göre de United Health şu an dünyadaki en büyük sigorta şirketi. Prim büyüklüğüne de bakalım. 2022 Eylül itibariyle dünyadaki prim büyüklüğü sigorta sektöründe 320 milyar dolar seviyesine gelmiş. Oldukça yüksek bir rakam. Geçtiğimiz senelerde bu rakam 10 milyar dolar seviyesindeydi. Dolayısıyla geçen seneden bu seneye sigorta prim üretim rakamlarında dolar bazında da çok yüksek bir artış yaşanmış. Dünya nüfusuna oranlandığında ise bundan sonraki süreçte en fazla potansiyelin, ki penetrasyon oranına göre bakılıyor bu, ve elbette oradaki nüfus da önemli. Yani yüksek nüfuslu ülkeler daha yüksek bir potansiyelde bize işaret ediyor. Çin, Amerika ve Hindistan'ın da küresel sigorta sektöründe gelecek vaat ettiği daha fazla sigortalanmaya ulaşılacağı da söyleniyor. Şimdi devam edelim buradan. Başka şirketler neler söylüyor global tarafa dair diye. BlackRock küresel sigorta şirketlerinde özel yatırımlara döndüğünü açıklamış. McDonald's sigortasını yaklaşık 30 yıldır yöneten Golden Reaches birimini artık kapatmaya karar vermiş. Bu da oldukça önemli. Dışarıdan aslında bu hizmeti temin edeceklerini söylemişler. Küresel dijital sigortacılık pazarının da 2027'ye kadar 186.4 milyar dolara ulaşması bekleniyormuş diyelim ve gidelim buradan kısa bir araya.